Evet, değerli basın mensupları, bugün eğitim yılının fiili başlangıç günü aslında. Yarın öğrenciler okullara gidecek. Bugün kurullar son toplantısını yapıyor. Genel orta öğretimde söylediğim. Aslında eğitim yılı 1 Eylül itibariyle başlamıştır eğitim öğretim yılı. Ancak fiili olarak tüm öğrenciler ve öğretmenler yarın buluşacak. Bugün öğretmenler kurul toplantılarını bitirecek ve eğitim yılı tüm hızıyla başlamış olacak. Değerli basın mensupları, bu toplantıyı yapma gereği hissettik. Çünkü ülkemizde bazı şeyler sanki kaderimizmiş gibi her yıl tekrar tekrar dejavu şeklinde yaşanmaktadır. Oysa bu ülkenin kaderi bu değildir. Bundan kurtulmak mümkündür. Alternatif eğitim, başka bir eğitim mümkündür. Ve özellikle son 2014'te yapılan şura kararlarında eğitimde bugün tartıştığımız birçok konuya aslında bilimsel cevaplar bulunmuştur. Oysa yine görüyoruz ki eğitimde çözüm diye ortaya atılan ve geleceğin sorunlarını oluşturacak olan bir sistemsizlik devam ettirilmektedir. Bilinçli olarak kamusal eğitim, devlet okulları çökertilmek istenmektedir. Bunu bilerek ve isteyerek söylüyorum. Çünkü yapılanların, atılan adımları alt alta koyduğumuzda bu şekildeki bir anlayışla varılması düşünülen nokta farklı bir nokta olamaz. Devlet okulları bugün birçok sorunla boğuşmaktadır. Bizim burada özetlemeye çalışacağımız sadece sorunların yüzeysel belli başlı olanlarıdır. Ve bu sorunların bile esası anlayıştan ve politik tercihten verilen kararlara bağlılıktan ibarettir. Hükümetlerin ve Eğitim Bakanlığı'nın bu anlayışla devam etmesi halinde de eğitimde kaos devam edecektir. Bu kaos sanılmasın ki sadece devlet okullarındadır. Özel okullarda kaos çok daha büyüktür. Ancak özel okullar tamamen korunan, kaynak aktarılan, denetlenmeyen ve popülistçe müfredat programlarını istediği şekilde istediğini çıkarıp istediğini koyacak ve özellikle de bilinçsiz ailelere göstermelik albeni yaratacak şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla eğitimdeki sistem haline gelen bu sistemsizlik çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, velilerimizi harcayan en önemli kaynaklarımızı, ki bunlar insan kaynaklarıdır, yok eden bir duruma dönüşmüştür. Değerli basın mensupları, üzülerek görmekteyiz ki UBP, CTP-UBP hükümeti de aynı popülist yaklaşımlarla, geçmiş hükümetlerin yaptığı hatalarla eğitimi siyaset belirler ilkesiyle hareket eder, bilimsellikten uzak davranır. Ne kadar da hükümet programında bazı iyi tanımlamalar yapılmış olsa da uygulamalarda bunu görmekten uzak bir tavır içerisinde olduğunu
belirtmek gerekir. Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bakanı biliyorsunuz, geçmiş dönemlerde de Eğitim Bakanlığı yapmış ve toplumda birçok sorunla anılmış biridir. Bu sorunların çözümü diye tekrar aynı Eğitim Bakanı'nın eğitimin başına getirilmiş olması hükümet anlayışının en belirgin göstergesidir. Baktığımız zaman bugün eğitime özellikle gerici, sorunlarını çözememiş, siyasetin gölgesindeki bir sistemle dünya ile yarışılmaya çalışılmakta, ancak genel anlamda egemen ideolojiyi üreterek geleceğin seçkin yöneticilerini yetiştiren, aşırı dindar itaat eden bir toplum yetiştiren, sermaye için vasıfsız köle işçileri yetiştiren ideolojik bir eğitim anlayışının egemen kılındığını ve bu anlayışa bağlı olarak da eğitimin her gün artarak şekilde metalaştırıldığını, alınıp satılan bir mal durumuna geldiğini görmekteyiz. Şimdi bakın, özellikle özel okulların sayısı %25'leri geçti. Özel okul devletin yurttaş yetiştirme politikalarına alternatif olacak duruma geldi. Ve özel okullar kar amacıyla devlet okullarını da yok ederek özellikle de gittikçe fakirleşen halkımızın parayla satın alması eğitimi çok daha büyük sıkıntılar doğuracağı benzemektedir ve doğurmaktadır. Sadece özel okulların oranının artırılması, eğitimin metalaştırılması anlamını taşımamaktadır. Aynı zamanda devlet okulları da gizlice özelleştirilmiştir. Bugün para ödemeden seçmeci elemeci sınavlara hazırlanan çocuk gördünüz mü? Bugün devlet okullarına giden çocuklarımızın yarış atı gibi o öğretmenden bu kurstan koşarak yarıştırıldığı bir sistemin değişmesi mümkün olduğu halde bu sistemi sistemsizliği sistem haline getiren anlayışın ulaştığı noktayı düşündünüz. Evet, bizim bu basın açıklamasını yaparken en önemli nokta hükümetlerin kaos diye önümüze sunduğu, her yıl kaos diye topluma anlattığı şeyin aslında bilinçli ve kasıtlı yapıldığının anlaşılması ve bunun karşısında mücadele edilmesi gerekliliğini ortaya koymak içindir. Özellikle veliler, öğrenciler, öğretmenler birlikte bu dayatılan politikayı geriletmek zorundadır. Yaşadığımız birçok sıkıntıyı özetleyen bazı notları sizinle biraz daha detaylı paylaşmak istiyorum. Yanlış giden anlayışlara CTP, UBP hükümeti de aynı şekilde devam etmektedir. TC ile paralel giden eğitim sisteminin tercih edilmesi, eğitimin bir devlet politikasına dönüştürülmemesi bu sistemsizliğin ana yaratıcısıdır. Örneğin Milli Eğitim Yasamızın 22. maddesi Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Sistemi müfredat programı ve her şeyle takip edilmesini, paralel gitmesini emretmektedir. Oysa bugün dünyanın en geri kalmış, muhafazakarlaşmış
bir eğitim sistemi ve kendi sorunlarını çözemeyen bir sistemden bahsediyoruz. Yine devlet okullarına özellikle tek kuruş bütçe ayrılmaması çok önemli bir anlayış göstergesidir. Geçmiş günlerde Sayın Bakan'ın, Kemal Dürüst'ün yaptığı bir açıklamayı hayretle izledim. Diyor ki, anayasaya ve yasalara aykırıdır kayıt ücreti talep etmek. Evet, doğrudur teşhisi ve bu yasa dışılık yapılmamalı. Oysa şunu açıklamıyor. Bir kere bu açıklamayı bütün kayıt ücretleri ödendikten sonra yapıyor. Buradaki samimiyetsizliğin altını çizmek isterim. İkincisi, kayıt ücretlerinin yasa dışı ödenmemesini isteyen bir bakan, acaba camı kırılmış, sabunu olmayan, tuvalet kağıdı olmayan, sınavları yapacak kağıdı olmayan okulların bütçelerini, spor karşılaşmaları yapamayacak durumda olan okulların bütçesinin niye verilmediğini ve neden zorunlu olarak bu talebin yapıldığını ortaya koymuyor. Ve okul müdürleriyle, okula ile birliklerini ve öğretmenleri yasa dışı iş yapıyorlarmış gibi teşhir ediyor. Buradaki samimiyetsizlik, ikiyüzlü politikayı biz algılıyoruz. Toplum da algılamak zorundadır ve hesabını sormak zorundadır. Yine kaynakların özel okullara aktarılması en belirgin eğitim sistemimizdeki sıkıntıdır. Biliyorsunuz, biraz sonra sizlere de ek bir de okulların eksik kadroları, en temel giderilmesi gereken eksiklerin bile okullar başlarken, okul yılı açılırken ne kadar olduğunu özellikle genel orta öğretimde sizlere vereceğim. Ama bu anlayışla zaten kaynak yaratamazsınız. Düşünün, bir bütçenin, eğitim bütçesinin, ki yeterli bir bütçe değildir, birçok ülkede gayri safi milli hasılanın %4'ü eğitim bütçesi ve üzeri eğitim bütçesi olarak ayrılmaktadır. Bizim ülkemizde bu %1 civarındadır. Ama buna rağmen ayrılan eğitim bütçesinin da %75'i aslında eğitime, devlet okullarına aktarılmamaktadır. Yine hükümet mensubu Sayın Sunat Atun'u geçen gün hayretle ve ibretle dinledim. Diyor ki, kar amacıyla kurulan özel okullara her türlü maddi ve manevi desteği yapacağız. Siz devlet okullarına yapsanıza bunu. Bunu açıklayamıyorsunuz bile. Hükümetin bir mensubu, Ekonomi Bakanı, diyor ki, kar amacıyla kurulan özel okullara her türlü maddi ve manevi aktarım yapacağım. Bu zaten anlayıştan bütçenin nereye gittiğini gösteriyor. Ha, kaynak yoktur diyenler, bizim özellikle sendikamızın önerilen ne kadar kaynak olduğu ile ilgili geçmiş yaptığımız basın açıklamalarında toplumla paylaştığımız kaynakları hatırlayacaktır. Yine baktığımız zaman devlet okullarında kadrolar eksiktir, demin size de söyledim. Aynı zamanda bakanlık kadroları da bugün eğitimi yönetemeyecek durumdadır. Bakın, 2 aya yaklaşıyor hükümet atananı, hala daha eğitim bakanlığı bürokratlarını atayamadı. Hangi bürokrat nereye bakıyor? Yeni yeni anlaşılmaya başlandı ve topluma anlatılmaya başlandı. Oysa eğitim yılı öncesinde ciddi bir hazırlık gerektiriyordu. Birçok gün heba edilmiştir. Eğitim bilim ile değil, siyasetle
yönlendirir duruma gelmiştir. Şimdi bakın, ben 4. yıldır başkanlık yapıyorum şu andaki yönetim kuruluna. Ancak bundan önce de sendikada oldum. Ve istisnasız her yıl ek bütünleme hakkı verildiğini veya öğrencilerin bakanlar kurulu ile geçirildiğini gördüm. Şimdi bu konuyu ek 3'te detaylı değerlendirdik. Burada bu yapılanın tamamen popülistçe, tamamen partizanca, tamamen öğretmenin eğitim hakkına müdahale, bu sistemsizliği sistem haline getiren bir anlayışla yapıldığını ve özellikle de bu toplumu kangren haline getiren, bu toplumda boş getirenle dolu getireni bir tutan, çalışmamayı empoze eden anlayışın ne kadar sakat olduğunu bildiğimiz halde her yıl ısrarla bu karar yapılıyor. Altını çizerek belirtmek isterim. Bizim